Türkiye'nin havacılık sanayisindeki lider kuruluşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 2021'de yürüttüğü özgün projelerde önemli mesafeler almayı hedefliyor. Şirket 2020'de Aksungur'un seri üretimine fiilen başladı. Yakın zamanda 5 Aksungur'un tamamlanması ve güvenlik güçlerine teslim edilmesi amaçlanıyor. Yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur, 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek. Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan Aksungur, çok rollü istihbarat gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirecek. Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, Lumtas, Mamle, Cirit, Mamce, minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilecek. TUSAŞ 2021'de Gökbey'in seri üretimine de başlayacak. Şirket jandarma için 2021'de 3 Gökbey helikopteri üretecek. Şirket 2022'de ayda 2 Gökbey üretilebilecek noktaya gelecek. TUSAŞ'ın üzerinde çalıştığı T-629 ve Atak 2 projelerinde helikopterlerin 2021'de daha da ortaya çıkması bekleniyor. Şirket farklı sınıflardaki helikopterlerle geniş bir helikopter ürün ailesi oluşturmayı ve bu alanda güçlü uluslararası oyuncular arasına katılmayı öngörüyor. Hürjet'in 2021'de gövdesinin şekillenmesi ve motor entegrasyonun yapılması amaçlanıyor. Hürjet'in 2022'de uçması hedefleniyor. Hürjet, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsuru oluşturacak. Özgün ürünlere yönelik bu çalışmalar ve elde edilen kazanımlar Milli Muharip Uçak Projesi'ne katkı verecek. 2021'de Milli Muharip Uçak Projesi'nin de önemli oranda şekillenmesi bekleniyor. TUSAŞ, 2021 yılını şirket için Milli Muharip Uçak Yılı olarak görüyor. Milli Muharip Uçak Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetleriyle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor. Şirket 2021 sonunda 2.7 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.